Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Başak Daşman ve Hüseyin Avni Danyal Kelepçe Kullanma Kılavuzu adlı oyunlarıyla ve Başak'ta yeni kitabı Gördüm Çiçeği ile katılıyor. Bir de bir önceki kitap var. Kırk Evin Delisi. Bunlar öyküler değil mi? İki kitap da öykülerden Hı, öyküler oluşuyor. oluşuyor. İşte harikulade, artist komple bir sanatçı. <laughs> Sende ne var? <laughs> Otuz sene önce tanıdınlar ne varsa aynısı evet. var. E, ya yani işte artık şey oluyor, <laughs> yaşlılık oluyor falan. Nasıl sahne performansı? Zaman zaman değişiyor. <laughs> yok çok iyi. Biz ha? çok iyi anlaştık bir de sahnede. Daha Tanışıyor önce tanışmıyorduk muydu? da. Ha, tanışmıyorduk. İlk Bunu <laughs> merak ediyorum. Nasıl oluyor da bir araya geliyorsunuz mesela bir yerde karşı Merhaba. Nasılsınız? Telepçe kullanma kılavuzu oynarsak ya beraber. <laughs> Böyle mi oluyor? Yok yok, yok Sizi birileri değil. bir araya getiriyor. Yapımcımız bir araya getirdi. Yapımcı kim? Ee, mutlu Nova Yapım, yapım, yapım. yapım ee, tamam. Normal yurt dışında yaşayan e, Yaşıyor yani yapımcımız hı hı. Öyle bir gün aradı Bir metinle geldi Sonra da dedi ki işte Hüseyin Avni Danyal kabul etti O hı. zaman dedim gelin bir görüşmeye ee, Serkan <laughs> Üstüner mi sizi evet. istemiş Yoksa oyunun yazarı Irmak Bahçeci mi e, Yok yapımcı Yapımcı bence evet, yapımcı, evet. Irmak Bahçeci e, bir hanım mıdır Evet evet Evet, evet, evet. Genç midir Gençtir. Gençtir. Evet, evet. e Çünkü Gençtir. konu çok ilginç yani. gerçekten. Şey, Bakırköy ee, Şehir Tiyatrosu'nda şu anda dramaturk galiba. Hmm. Hı, -hı. Çok güzel. Peki siz tabii ki e, oyunu okudunuz. E, birbirinize de Instagram'larınıza mı baktınız? <laughs> Yani e, yok. Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> zaman, Bana gelenlerde bir acayip şeyler çıkıyor böyle. Evet. yani yok, Ne şey yaptın abi? Instagramına bakmadım. E, tanıyorum kendisini zaten. Kabul ettiğini söyleyince tamam dedim. Buluşalım hani. <laughs> Yine de Instagramına bakmadım. Adam ne hale gelmiş filan diye. <laughs> Son <bir bakar>. günlerdeki. Ben bakıyorum herkesin Instagram'ına. Yani Google'layınca olmuyor. Gençlik i̇yi fotoğrafı çıkıyor. İyi yani. Ha? Yok ben ha. o kadar stalk <laughs> iyi değilim de. Ben, ben o kadar kanalında büyüdüm. Ondan ya Allah, yani. Allah Allah oğlum ya. Hep muhteşem bir oyuncuydu. Hep harikuladeydi. Hep zor ro rollerin üstesinden gelir. Her zaman müthiştir, müthiştir, müthiştir. Aranılan kandır yani. Mutlaka. Çok, müthiştir. Ya, çok Ama ben çok mesela öyle. deseler ki işte Hüseyin Avni ile oynayacaksın falan bir Instagram'ına bakarım. <laughs> Anne hale geldi. Adam bir bakayım ayol, yani baksana Çok hani haklısın. bir Pelin Karahan gibi bir anda söylüyorum. 30 kilo birden verip e falan bir filan yani ama doğru şok olmak da mesela bir role koyacağız Pelin Karahan'a Aa Abi, bu başka bir 15 kilo. yaşında olmuş bir anda filan. Çok haklısın. Ha? Evet. Onu bir, atlamışım ben. ...direkt fiziken gördüm karşımda. Ama bir şaşkınlık yaratmadı yani. Neyse o son. Ben e, kurcaladım gördüğümde. canım ya. Yani, kimle oynayacağım diye bir bakıyordum. Yani. Kurcaladım doğru laf değil ama. <gülüyor> <gülüyor> ama yaşların ...yaşlıların Instagram'ı... Instagramı çaldıkları böyle. Bir kurcalayayım. <laughs> ay yaşın ortaya çıkıyor. Ay. Şu Instagram'ı bir kurcalayayım bakayım biraz. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kurcala bak sosyal medyadan değil. Yanlış anlama. Yani daha önce çalıştığı oyuncu arkadaşlar onlara e, 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 telefonla şey sordum bu kız nasıldır nedir ne dediler değil. ne dediler vallahi Aa. çok iyi iyi dediler hep iyi müthiş. şeyler geldi hep hep, hep geldi. çok güzel şeyler söylüyorlar fakat Google... bir de güvendiğim insanlara sordum evet. daha önce çalışmışlar beraber evet. ee, onlar da dediler ki hakikaten müthiş yetenekli bir kız evet. çok iyidir dediler evet. ama evet. googleladığın zaman hep e, küçüklük fotoğrafları çıkıyor yemin et ama bu da göstereceğim içi. Evet evet ama kriş, yani hep küçüklük fotoğrafları çıkıyor Nerede fakat ben gördüm şimdi böyle çok yüzü ruhu oturmuş e, genç güzel bir kadınsın, diyor. değil mi? Yaşlanmış ne de oldu? De ya, yaşlanmış <laughs> demiyorum ya. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> peki, peki, şu da şu da kurcalanıyor mu? Yani iyi de, çok iyi oyuncu da şu da bu da filan ama kuliste nasıl acaba? Akıl hastası mı? Yani sinirimiz bozulacak. <laughs> o mu? o turneye murneye o, gidersek başımıza neler mi? gelir? Falan. O, önemli olan şey. O da orası da tanınmaz mı oyuncuların tanınır çok ama dedikodulardan işte zaten ama anlaşılır? Şey o. Hmm? Yani kulisiyle beraber alıyordur o cevabı kulisiyle sonra. Kulisiyle beraber. E, tabii canım. Kulisi nasıl? Mı diyorsun? <laughs> <laughs> nasıl, nasıl bir şey oldu? Masası şey nasıl? Masa masası var. <laughs> kulisi nasıldı? Eğlenceli mi? <laughs> Kaprisli evet. mi? Benim mesela kulisim çok iyi. Öyle mi diyorlar? Benim şey, başkasına kulise, sormak Bana her şey derler. Kulisi çok iyi derler. Senin der kulisinde senden başka bir şey yok ki. Onun için. Hayır ya. benim. <laughs> olur mu? Tam tersi. Benim kulisim adam dolu. Okan Bayülgen kıraathanesi. Yani... Selçuk, bir yöntemin, iş yapıyorsun. Selçuk yöntemin kulisi var Amedios da bize böyle isim olduğu büyük büyük alanlar veriyorlar o biz şey zorlu performansı en büyük odalar. yıldız falan Yıldız değil mi? Var ya, yıldız var yok da isim yazıyor. Hadi, hadi yok söyle, ya. var, var, var Yok yıldız yok yıldız yok. <laughs> Ondan sonra e, böyle isimler yazılmış falan. Selçuk yöntem zirvede yalnızlık. Ondan sonra e, be, be, benimkisi şey herkes benim kuliste. Herkes benim, herkes benim... Muhabbetin iyi demek. Herkes benim... Ay ben muhabbet etmiyorum. Ben çok sıkılıyorum. Herkes birbiriyle muhabbet ediyor. Arkadaşlarını getiriyorlar. <laughs> Mekan, mekancılık getiriyorlar. yapıyorlar. <laughs> Arada ben anlasınlar diye evladım okey takımı vermişler diye falan diyorum yani. E, çok şey... E, hakikaten dolu, dolu. Ben televizyon programında da kulisim yoktu benim. Hep böyle şeyler gelir. E, yeni başlamış. E, mesela ilk pop şarkısını çıkarmış var. Işte bizim programa gelmiş var. Kulisim nerede diyor... Diyorum benim yok. Ben makyaj odasında soyunup giyiniyorum yani. Hakikaten hiç olmadı yani. Hiç gerek yok öyle şey. İnsanlarla beraber çok güzel oluyor. Ha, oyunu. Öbürü ne yapıyorlar bilmiyorum. Role mi hazırlanıyor? Kendinden mi geçiyor? Ne yapıyorsa yani <laughs> hani bir hazırlık mı var? Bir an ya kendimle baş değişik başa değişik, falan. Iş, huyları var insanlar. Ritüelleri var oyuna çıkmadan önce mutlaka yaptıkları. Ya, bu role girmeyi, rolden çıkamamayı falan abi, hiç onu Abi ben yani. de anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Bana fenalıklar geldi. Abi iş biter yani. düğmeyi çekersin, fişi çekersin. Biter. Evet abi düğmeye cildim basıyorsun cildim, zaten. Ya zaten onun için prova yapıyoruz. Çıkamadım nedir bu ya? Çıkamadım. <laughs> o fena o oluyor bazen. Mesela ben bizim dönünün... oyunda selama çıkmalarını izliyorum. Mesela işte şey bitti. Ben bir de ölüyorum ölüyorum falan filan bir şeyler oluyor filan. Böyle çıkıyorum normal böyle Ondan çıkıyorum. alkışlanıyor falan işte biraz utanıyorum falan alkışlıyorlar diye falan... ...ondan sonra fakat bir böyle bir gelmeler ...falan var böyle <laughs> hani, hani biz dur, dün dur, yaptık hani şey gibi beraber böyle, evet. bir, <laughs> böyle bir böyle bir hafif koşarak falan... ve rolden çıkamamış olarak falan... bir anda seyirci gör ah siz burada mıydınız filan hani o kadar hani roldeyim ki anlamadım filan bak kaç yüzyıl katettik de seyirciye selam veriyoruz falan bizim kisilerde kendin işte. böyle yere bırakma falan, evet, falan var yani şeyde geçtiği için 19 yüzyılda o kadar yüzyıldan koşuya geliyor falan. Aa, Aa burada insan bakın. varmış falan gibi böyle bir şaşkınlık. <laughs> çok numaracı işler ya, Ama bir ya. şey söyleyeyim bu e, dün hatta yeni <laughs> evet, yaptık ya, şeyler e, Başak'la da çok o kadar farklı farklı şeyler var ki selamlar. Yani mesela şey tipleri çoktur. O kadar büyük iş yaptım ve o kadar evet, yoruldum ki. kadar var ya. Evet, ki evet ben, ben, Şöyle filan çıkıyorum. Ay Selçuk olacak. yöntem öyle. Sakın söylemeyin <laughs> Yok ya günahında işte. Selçuk o kadar değildir ya. Ay Selçuk abi artık seyirci o kadar ayağa fırlıyor ki... ...ona falan böyle artık kollarını açıyor. Geliyor işte böyle. Evet. Şunlar Aynen. falan var. O, o, o da var. Çe çeşitli şeyler var. E tabii onlar e, güzel. Ben hemen eğiliyorum kalkıyorum geri gidiyorum. <laughs> Rüküya eriyorum kalkıyorum. E zaten evet. sevmiyorsun orada olmayı anlatsın ya. Sevmiyorum sevmiyorum. Evet. Niye oynuyorsun o zaman? Mecburen başka izliyorum. bir şey yapıyorum. <laughs> ya, ya, yani. şimdi, şimdi şöyle... Ee, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir sorgu, bu sorguda sizin kelepçe kullanma e, kılavuzu. Oldukça zeki ve entelektüel bir kadın, o sensin. Evet. Pek de zeki olmayan, Olmayalım, inatçı olayım. bir polisin karşısında kendinden emin, gözaltı süresinin bitmesini beklerken. Bu çok iyi bir buluş. Bence yazar açısından Polis sadece teşkilattan ve çalışma hayatından kurtulmak derdinde. Bu da çok iyi. Bak verdi açmazları Ben gelir seyrederim şimdi baba. Ondan sonra birkaç saat kaldı. Her gecenin sabahı olur. Ha? yazmış bunları. bilmiyorum Çünkü siz işte miyim, tanıtım miyim, metniniz. Miyim, Ama bilmiyorum. bazı geceler vardır. Sabahları sonsuza dek öldüren geceler. Wow. Güç dengelerinin de gidip geldiği, kimsenin göründüğü gibi olmadı. <laughs> ne oynuyormuşuz biz ya. Sizin olarak haberiniz olarak yok mu böyle bir haberleri <laughs> <Googlediniz gülüyor> mi yok Bunu googladınız mı? Vallahi Tahterevalli diyor. Ama düşüş. evet doğru bir güç <laughs> dengesi var <laughs> falan filan. Evet. <laughs> Valla vazgeçerse oynamaktan ben gelirim yani seninle oynamaya. Çok güzel roller. İkisi de öyle. <laughs> Güç Demir e, sihirli bir sorguda nasıl kaybedilir sorusunu gelin birlikte soralım. Sihirli bir dolapta nasıl adam kaybedilir? Ya gençlik nasıl kaybedilir? Ne zaman kaybederiz ahlakımızı? Ne zaman benliğimizi yitiririz? Acaba, Hem acaba zaten gerçekte kim kimi sorguluyor? İllüzyonist bir kadın... Bir polis sorgusunda ışıklar açılır, oyun başlar. Sorgulanan aslında sanık değil, polistir. Vay, çok kafkayız kocam. Bu ne oluyor ya? No. <laughs> Babacığım sizin oyun değil mi? Oradan işte şeye okuyoruz canım. Bu uydurup uydurup söylemiyorum. Bence ilave ediyorsun arkasına. Var mı Vallahi mi? ilave <laughs> etmiyorum. Şey bu metin budur mi? ya. Ama çok güzel. Nefis bir tanıtım metni o. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben şunu okusam bu oyuna gitme. Ben giderim, ben giderim. Ben çok, giderim. Ben ya. Giderim. Ya. Ben bu çok beğendim, bu, bu ben çok ya? beğendim. Öyle <laughs> değil mi? Böyle bir tahtıravalli gibi bir durum ya yok. Var var tabii öyle de hani böyle metinler Aa. çok... Büyük bir ağırlıkla oturuyorlar ben ya ben kelepçe ya? kullanma kılavuzu kılavuzu deyince kötü niyetli bir adam olduğum için hep böyle bir fantazi <laughs> fantaz aklıma Herkes, herkes aklına gelir. aklına o geliyor. Geliyor. Ne çok kelepçe satılıyormuş biliyor musun? Ya, Bilmez ya, miyiz nasıl okan, aradık? Okan, Ve bu nereden bu bulduk? Sekshop'lardan Sekşop. bulduk evet. Tabii ki. Yapma ya. Evet. Yemin ederim yani. Abi ne kelepçe ya? Gençlerde çok yaygın kelepçe. Öyle evet öyle. Ben hiç hayatımda ya, kullanmadım, gitti, kullanmadım şey kelepçe. Dedi, bu hafta kalmadı dedi. Yani nasıl bir Bu hafta kalmadı. Bu hafta kalmadı. Of abi. Salı yeni sipariş geliyor filan. Aa. Aa yoğurt alır gibi ayol. Çok Bu ne ya? ya. <laughs> bir de <laughs> ne yapıyorsun yani? Kelepçe ya? modası varmış ee, ya. Abi, herhalde takımları falan da var. Ya değil? bizim evet. nesil kelepçe mi gördü? <gülüyor> <gülüyor> biz gerçek kelepçe gördük. Gerçek kelepçe. Vallahi şimdi hep kelepçeler... Plastiktir değil mi? Öyle bir şey mi? Yok canım. Gerçek yok canım, gerçek, bayağı senin, bayağı gerçek kelepçe. Şey. Nasıl ya? Fantaz bir kelepçesi canım, olarak gerçek Anatoluk kelepçe mi Gerçek, anladığım gerçek anladığım kelepçe. Yapma ya. Sadece fantaziye uysun diye üzerine pembe peluş geçmişler. Siz de öyle peluşlu olsun mu oynuyorsunuz? Biz <laughs> ha, <peki. gülüyor> Ulan ne acayip oyunlar. Ben isterdim böyle bir oyunda oynayayım. Çok acayip bir şey ha. Peki iki kişi. E, dekor olarak da herhalde sandalye masa değil mi? Hiç bir sandalye. masa sandalye. Evet ışık. Işığımız evet hmm. ışığımız çok tamam. güzel. çok güzelmiş. Evet kaynatmayın orada. Evet hmm, Şeye konuklara da hakim olmaksa. bu Buyursunlar geliyor, geliyor. Geliyor yayına gidiyor. Buyursunlar efendim. Şöyle bir şey var ki burada evet kaynatıyorduk. Ama kameraman arkadaşımız bizi yakaladı ve sizi çekmek yerine bizimle kikirdemeyi tercih etti az önce. Evet işte kameramanlara da hakim ve olamıyoruz. Gerçekten kameraman evet, iyi kamarmıyorsun bence maalesef, şu anda. Maalesef, maalesef evet. Ve kelepçeler gerçek. Kelepçeler gerçek evet. <laughs> evet. Evet. Peki şimdi efendim burada 23 Nisan'da premier yaptınız sonra... 25 on... Nisan'da. Öz özür dilerim 25 Nisan'da 13 Mayıs'ta. CKM'de çok güzel CKM ben çok seviyorum o salonu. Ha, ben de seviyorum. Çok güzel. De Arkadaş deyimak Eve de yakın. Ondan sonra hemen kelepçeleri getirirsin, götürürsün Aynen. eve. Ondan sonra evde çalışıyorduk sürekli. 13 Mayıs'ta CKM 25 Mayıs'ta da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Bir de şey de galiba Mayıs'ta e, 28 mi ne galiba fişekhanede yine var. Ha, var. ha fişekhanede, ya, var. fişekhanede var. var. Zaten evet. premierde orada yaptık fişekhanede. Peki. Yaptık. Nasıl seyircinin tepkisi? Seyircinin tepkisi güzeldi yani e, çok eğlendiler. Hı. Nasıl bitti anlamadık dediler. Bunlar Hı. hoş tabii. E, ara veriyor musunuz? Ara yok bak. yok tek hayır var. tek verdi. 60, 60, 60 dakika. Peki bir bu, e, bu e, kıta Avrupası tiyatrosunun bu özelliğini biz de aldık. Biraz sıkıcı oluyor bence bu arasız gitmek. Olmuyor Ama zaten mu? bir saat. E olsun ara verilmez mi? 15 ne, ne <laughs> Bir saat Merhaba oturdunuz. Şimdi. Evet. Şimdi bir... Ya iki saat oldu mu ben de arasız hiç Fransızlar sevmem. Fransızlar iki saat, iki İzmir. buçuk saatte de ara vermiyorlar. Bana afakanlar yok, yok, basıyor. Bana da hiç olmaz. Güvenli Halbuki heyecanlandığım <laughs> halde bir böyle bir mola verme ihtiyacı duyuyorum. Evet yani. bir de insan ihtiyaçları var evet. basit mesela evet. çok uzun bir süre. Dua süre. edelim evet. antik Yunan'da günlerce seyrediyorlar. Evet bir de evet öyle bir şey de <laughs> ama var. Ama girip sonra. çıkabiliyorlar. evet girip İyi yollar, içiyorlar falan. Peki Başak biraz kitaplardan söz edelim. Bu 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 disiplin, yazarlık disiplini tabii ki değil mi? Yani bu e, kitapların, öykülerin ortaya çıkabilmesi aynı zamanda bir oyuncu gibi mi, gibi yaşarken de olabilir mi? Yoksa bir yazar disiplinde de yaşamayı gerektirir mi bu ardı ardına çıkan kitaplar? Hmm. Güzel soru değil mi? Güzel soru. Evet, evet. Yani bir yazar ritüeli. E, farklı ritimler, bu kesinlikle doğru. Vardır farklı değil mi? Mesela işte şu saatte kalkılır, yazılmasa bile o masada oturulur, o süre bitinceye kadar beklenir falan filan. Yani e, öyle şeyler var tabii ama herkesin yazma yolu başka. Çok büyük büyük sevdiğim yazarlardan kendi yolları ile ilgili işte neler söylediklerini de okudum. Hepsi başka hmm. türlü yazıyor. Evet. Ama tabii ki disiplin çok farklı. E, ya, dağılma ben... ve konsantrasyon hali farklı zaten oyunculukla yazma potansiyeline. Evet, evet. Çünkü e, yani... Aslında birbirlerine zıt disiplinler gibi geliyor bana. Çünkü bu kreatif bir iş Aa, kesinlikle ve e, çarpışmalı bir iş. Aa, e, yaratım süreci pek hoş, debdebeli, sıkıcı ya da eğlenceli bilmiyorum. <laughs> yazarlıkta oyuncu e, bir süre o mücadeleyi yaşadıktan sonra e, şey. Ortaya çıkıyor, rol ortaya çıkıyor. Sonra pek de fazla değişmeden onu repete ediyor, repete ediyor, repete ediyor. Ve oyuncular bundan mutlular. Ve tabii ki rollerini şöyle geliştiriyorlar, mükemmelleştiriyorlar. Aslında geliştirmiyorlar, değiştirmiyorlar. Çünkü değiştirirlerse başka problemler ortaya çıkabilir. Senkronlar bozulabilir, diğer oyuncuların oyunları bozulabilir filan Ama rollerini her oynayışta işte... ...mükemmelleştirmeyi seviyorlar. Yani tiyatrocular... E, repete etmeye razılar. Yıllarca bir oyun sürsün... ...yıllarca o oyunu tekrar tekrar oynamaya razılar. Yazarlık farklı bir disiplin. Evet ben zaten öyle ona da o kadar razı değilim. Yani, yani oyn oynarken de. Ha, çok uzun oynamaya razı değiliz. Yani ee, aynı evet. şeyi tekrar tekrar, evet. tekrar tekrar tekrar. Ya hayır mesela şey... ...en uzun oynadığım oyun... ...Yutmak diye dört sezon sürmüştü Kraft'ta. Hmm. Pandemiyle hmm. beraber... ...pandemi sırasında bir kere oynadık... Şimdi artık oynamıyoruz. Çok seviyordum oyunumu. ve hmm. şimdi de olsa mesela oynamak isterim. Yani ara ara o oyunu hmm. ziyaret etmek isterim. Hmm. Hmm. Ee, ama şey fikri Hüseyin abiyle de konuşuyorduk. Onu onda da biraz var. Hani bir sürekli biraz önce Yasemin de dediği gibi hani bir şey tamam artık yani hani o kadar da değil duygusu. Ben de oynarken de var. Hmm. Ee, o yüzden hani yazmadığım zaman hani yeni bir şey yaratmadığımda ee, geçin onu söyledim. Evden çıkarsın anahtarını unutmuşsun gibi bir hisse kapılırsın ya böyle hmm. sinirim bozulur. Hmm. Öyle bir his geliyor bazen içime. Ee, öyle evet. Son derece farklı isimler aslında. O yüzden de genelde bir şey toparlama iki kitap içinde söz konusu. Özellikle toparlama sürecinde herhangi bir e, oyunda ya da dizide oynamıyordum. Şimdi Zor bir oluyor de çünkü. Bu iki a, sanatçının a, yaşam şekli de çok farklı. Yani tiyatro Disiplinsiz serseri bir hayat sürebilir e, Tiyatro oyuncusu Sadece belli bir süreye Süreye e, Dair bir alan içerisinde Disipline olsa mesela bir buçuk ay Disiplinli olsa ve provalara devam etse Ondan sonra e, ...yatması farklı, kalkması farklı e, bir hayat sürebilir. Sadece oyun saatlerini kaçırmadığı sürece. Onun için oyuncular da böyle serseri, e, düzensiz bir hayat yaşayabiliyorlar. Ve bundan doğru. beslenebiliyorlar. Doğru. Yazarsa yazsın yazmasın hep aynı düzeni korumak zorunda kalıyor. Mühim yazarlar, sürekli üreten hı. yazarlar. Evet, doğru. Ya saçma sapan gelen bir e, yazma şekilleri olabilir. Hı hı. Ama onu bir düzen halinde devam ettiriyor. Doğru. Her sabah şu saat... Sabaha karşı uyanıp ha, gece şu saatler arası filan gibi evet. ama onu sürdürüyor. Doğru. Bu da tiyatrocuyla alakası Sende Sen evet. de bunun ikisinin beraber olması işte bana ilginç geliyor açıdan. Evet, şu an böyle düşünce bana da ilginç geldi. <laughs> ha? Ha? Evet. O bir şey vardı, yazarların ritüelleri falan diye bir kitap. Evet, işte. E, onu biraz önce bahsederken mu? Okudum. Çok güzel, çok güzel. Değişik Hatta şey e, Storytel'de de. de var. Bu işte sadece. Neden disiplinsiz bir hayat dedim? Hal, yaşayabilir dedim. <laughs> <laughs> yaşayabilir mani değil ha, ha, mani. çünkü belli bir süreyle disipline olması yetiyor ama on, onun onun mesleki bir şey yok o bence yapıyla ilgili bir şey insanın karakteriyle ilgili bir şey evet değil ama yani. ya ya, şey şöyle bir şey de var yani ya şey oyuncudur illa bir şey yaşar ha, yok, tabii ki yani, onu kastetmiyorum yani. ama hakikaten şu da bir gerçek yani e, e, büyük çoğunlukta insan yani gece çalışmayanlar e, düzenli çalışanlar e, sistem Hı -hı. Içe, sistemin içindeki insanlar bir de o sistemin içindeki insanlara ıı, yaşam zevki veren, ilham veren, gösterileri yapan insanlardır, değil hı. mi? Yani yani bütün gün çalışanlar var, geç kalkanlar ve ıı, akşamları ateş başında şarkı söyleyenler var, Masar Abinin şarkısındaki gibi, sanatçının öyküsündeki gibi. Yani bu ıı, gece gösteri yapanlar, müzik performansları, sahne performansları, sirk performansları, ilüzyon performansları, her türlü performans. Bu performansları yapanlar diğerlerinin uykusunun geldiği saatte, yatmaya gittiği saatte... ...yüksek adrenalinle evet, spor salonundan abi. çıkmış Pelin Karahan gibi, gibi. E, saat e, 11.30'da 12'de böyle canavar gibi çıkıyorlar. Doğru. Peki bu adrenalini nerede bastıracağız? Bütün evet. kötülükler Tabii. E, evet. ya da kurt gibi acıkmış olarak... O kurt gibi yok. kurt yok. gibi acıkmış olarak bir yerlere dağılıp yemek yemekler. Hiçbir diyet diyeti uygulayamıyor tiyatrocular. Mümkün değil. Aa, oh. Çok süper. Tam da diyet yapmış bir hali var. İncecik olmuş <laughs> hakikaten. Ee, yani çok yaptı. disiplinli Gözümlü olarak uygulam uygulamış. Yapıyorum. Ar arada yapıyorum canım. Biraz Yapıyor, ölçü kaçtı. Ben var. de yapıyorum. Kara buğday yedi <laughs> beş gün. En sonunda hmm. dedim ki lütfen böyle tek öğünle şeyle beslenirim ya. Çok da yapıyorum ama farkında değilim. Ben en son 24 Başak saat. Dedi ki, Abi ha. bir hafta da yenmez bu dedi. Yeter, Beş gün ya evet. artık dedi. <laughs> ben de yapıyorum. Ben de kiloluyum. 24 saatte bir yemek yemeye başladım şimdi 20 gündür filan. diyor bunu ya böyle bir şey. E var bu da var. Bir de bu işte, 8 16 değil mi o? 8, hayır 8 16 bu bir de 24 saatte bir de. Abi 8, bir günü hiç 8 16 geçiriyor. olmuyor bize. Bize olmuyor. Çünkü biz her gün oyun oynayınca en son 4'te 5'te yemek yemiş olmamız lazım. Evet. çünkü oyun evet. kaldırmıyor. Evet. evet. Oyun oyunu evet. Oynanmıyor. O oyun oynanmıyor. Oyun olmuyor. Evet. ondan sonra e, oradan 8 saat koyduğun zaman gece yarısı yemek yemen lazım. Gece Doğru. yarısı o kadar yemeği yiyip ondan sonra ne yapacağım? Sokaklarda mı koşacağım sabaha kadar? Belli spor bir saatte. Ha, gece açık spor salonu. Ha, işte <laughs> <siz> spinning <laughs> dedi ya. Spinning. Çıplak Latexlerle. spinning. O adrenalinle artık giyinik spinning de olmaz. Ya, Çıplak spinning hiç, bu olur. Bugün çözüldü senin bütün evet. şey, spor ilişkisi. Bir, bir şey. de kelepçe. Yapılamıyor. Yeni, yeni <laughs> Yanına biz de veririz onu. Aldık bulduk. Kelepçe bizde var tüylü yani. Tüylü kelepçe. Ben yedekli ben. Şey. Yani mümkün değil. Mesela o şey 16-8 uymuyor tiyatroculara. Evet. Yok ben yaptım yani. yani. Ne bileyim. Gece yedin? E, yok. Gece değil. Şöyle. 6-6.30'da yiyorum. Oyun zaten 8.30-9'da. Evet. Yani. Sonra bir daha? Sonra ertesi gün 11'de 12'de falan işte. Hmm. Ben yapamadım. Yani. Peki gece. Hadi bakalım şuralara gidiyoruz beraber. Evet. Evet, yani, evet o da var. Evet. Orada almayayım canım. canım falan. Şey yok canım. Bir, bir şey söyleyeyim. Yani, dün gece bir, eğlendik bayağı. Şey... Ee, sıvı tüketiyoruz Evet sıvı tüketerek oluyorlar <laughs> Öyle evet Yani tamam. gıda almıyoruz sadece sıvı tüketiyoruz Peki Kedilerin sık sık gördüğü Sizinse hiç görmediğiniz bir çiçek Gördüm çiçeği Henüz onunla tanışmadınız Ama gözlerinizin önünden yavaş yavaş damla damla geçmesi yakındır hmm. Başaktaşmanın öykü serüveni 10 öyküden oluşan ikinci kitabı Gördüm çiçeği ile devam ediyor Daşman yeni öykülerinde oyunculuğun kendine has gözlem gücünü yazı dünyasına aktarıyor. Özellikle modern insanın düştüğü halleri ironik bir dille paylaşıyor okuruyla. Bu kitabın söz dizimi de imla tercihleri de adı gibi özgün ve kimi zaman da aykırı. Ne demek yani? Yani imla imla kötü mü imla? Onu mu söylüyor? Bilmem bak. Hayır, hayır niye imla söz dizimi imla tercihleri? Ya ne bir demek tane şeyim var mesela iki nokta, üç nokta vardı ya yani yan. evet, ben evet. de iki nokta var belirli bir Ay, e... ben de bayılıyorum iki nokta koymaya üç noktayı sevmiyorum Hiç, çok uzun Eskiden çünkü beri. Çünkü daha küçük bir aralığı ihtiyacımız var ben... ben onu iki noktayla evet, ben de kullanıyorum editörcüm canım da kendini temize çekmek için ha ha niye iki Bence. nokta? E öyle çünkü o bir ben küçük ayrılık yani anlatıyor. İki nokta ile bazen şeyde WhatsApp mesajlarında falan da iki nokta kullanıyorum. Yani üç nokta ise çünkü üç nokta başka bir, bir şey, şey anlatıyor. Evet, bir şey, evet. Nokta zaten bir şey. O iki hmm. nokta başka bir hmm. şey. O yüzden böyle bir tercih. İçinde bulunduğumuz evrende ya da bir başkasında tek başına ya da arkadaşlarla monoton bir gün daha da pardon bir gün evet. daha ya da yaşanacak sıkı bir macera. Daşman'ın öykülerinde herkes için bir koltuk var. Yeter ki okur, yaz bunları demeye devam etsin. Bunu sen yazmıyorsun değil mi? Bu peki başka... Çok komik olmaz mı seni okurken onu düşündüm. Evet. Hani kendi tanıtımını kendi. <laughs> Mükemmel değil mi? Yani. Peki ama bu da o, bunu kim yazıyorsa o da bir yazarlığa meraklı galiba. Editörüm yani tabii. O da meraklı ama. Yaz, yazsın. Yok evet. <laughs> ya, güzel yazar. Hayır. Bu şey böyle çok çiçekler kediler mi bu? <laughs> Çocuk şeyiymiş gibi. Öyle soramazsın. Niye? <laughs> <laughs> Hay bana bir öyle bir bir şey oldum da ben. O şeyde de kapakta da filan. Ha, evet şey. hakikaten. falan. Evet. Bir öncekinde de hep hayvanlar. Hayır, bu daha bir dakika. Kırk evin kırk evin delisi. Bu daha karanlık gibi geliyor. Zaten daha karanlık burası. <laughs> Peki, burada daha senden bir alıntı yapmış kırk evin delisinde sevgilinin failini tanıyorsun. Uzun boylu esmer, evli iki çocuk babası. Yüzünde bir doğum lekesi var, hafif kızılımsı. Bir ülkeye ya da bir şehre benziyor. Hatırlamadığın. Arkandan bakıyorum. Boynunda çapraz asılı çantan. Rüzgar saçlarını savuruyor. Terlemişsin ve biraz da korkmuş. Adımların söylüyor. Sevginin failinin peşine düştün yine. Öldürecek ya da affedecek biri yoksa ya da dünyanın kendisi ise her gece sokaklarda aradığın dünyanın kendisi ise ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da bir karanlık bir Evet, evet o ya. bayağı. Ha? Oradan ne oldun da şey. buraya kediye böceğe geçtin? <laughs> Ha, bir şey olmuş arada. Ha? <laughs> Peki. Ee, evet. Şimdi burada bir öykülerin isimlerini e şey yapmak isterim. Bakmak... bir şey var bir tane işte zaten. Evet. Ya Bant o. bükülür. Hı -hı. Kaçış rampası, kıymet, kök, anı yasası, Rebecca, Hegel'in parkı. Yaz bunları. İyi şanslar. Evet. Hmm. Bu isimlerine burada, buradaki öykülerin isimlerine bakıyorum. Aynı zamanda kitap tanıtımında da ustayımdır. Bir şey hocam, evet çok iyisin. Evet tabii böyle. E bu bir garip garip isimler var. Oyuncak katliamı. O ne ya? Yaşadığımız şey. Bir yastıkta şey. sohbet, tamirci. Bu biraz erotik mi öyküler gitmeye başladı? <laughs> bir yastıkta sohbet, tamirci geliyor sonra. <gülüyor> <gülüyor> Uyanınca geçer var hemen ardından gelen öykü. Sonra fırlat tutuyorum var. Yemin ederim bak ciddi söylüyorum. Ay atmıyor. <laughs> valla atmıyorum bak arka arkaya okuyunca bir valla bir Sen ne yaptın ya, gerçekten... ya bir öykü çıktı arka arkaya okuyunca. <laughs> Yemin ediyorum. Bak. <laughs> Nasıl bak ben bunu bir yastıkta işime? sohbet tamirci sonra uyanınca geçer. tamirci mi söylüyor bunu? Sonra bağladay. fırlat fırlat tutuyorum. Kedi öldü özür dilerim tabanca. <laughs> bir de intikam mı yani? Hayır, sonra dede, yani yok, evet. Ay. Çok acayip. Bir şey. Peki ikisine merak ettim. Bana armağan ediyor musun kitaplarını? Tabii ki. Bayıldım, de. bayıldım. Çok merak ettim. Peki. Çok güzel. Oyunu da merak ettim, kitapları da merak ettim. Hakikaten Hüseyin ile beraber oynamak nasıl? Çok Başka iyi. bir oyuncuyu tercih eder miydin? Mesela benim gibi bir oyuncuyu? Rolünde gözü var bunu anladın Bu, artık. Sevdim rolünü sabah onun. Tam beri. Evet. Sen başka mi? bir kadını bir tercih şey eder miydin? Keşke o değil de şu ol Pelin Karahan olsaydı daha ince inceltebilirdi. <laughs> 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 ha etmezsiniz. Memnunsunuz. Evet. Tamam. Harika. Teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>